Güneş sistemi acımasız bir yer. Dünya ölümcül kozmik radyasyon saldırısı altında. Burada yaşam olmasının tek nedeni manyetosferle korunması. Gezegenin çevresini saran görünmez bir güç alanı. Ancak yeni bulgular hayati önem taşıyan bu kalkanın zayıflamakta olduğunu gösteriyor. Güney Atlantik üstündeki bir bölgede tehlikeli radyasyon seviyeleri gerçekleşiyor. Dünya manyetik kalkanını yitiriyor mu? Sorun dünyanın manyetik alanının bir gün yok olup olmayacağı değil. Ne zaman yok olacağı? Ve eğer bu gerçekleşirse canlılar ne olacak? Dünyanın manyetosferi bizleri dev bir şemsiye gibi güneş sistemimizi dolduran kozmik radyasyon yağmurundan koruyor. Buna maruz kalmak ölümcül bir durum. Dünyanın yaydığı manyetik alan dünya çevresinde büyük bir baloncuk oluşturuyor. Manyetosfer bizi güneşin en korkunç hareketlerinden koruyor. Solar rüzgardaki yüklü partiküllerin çoğunda çevremizdeki yüzeyle doğrudan temas ederlerse insanlara tehlike oluşturacak kadar enerji vardır. Güneşten yayılan bu yüklü partiküllerin yolu üstündeyseniz, bir koruma kalkanınız yoksa ölürsünüz. Manyetosfer olmasa bütün canlılar yoğun enerji yüklü bu kozmik partiküller karşısında savunmasız kalır. Canlı dokulara girip hücrelere ciddi hasar verirler. Kalkan gittikçe zayıflarken uzay radyasyonunun etkisi gittikçe daha alçak irtifalarda hissedilecek. Bu yüzden manyetik kalkanının azalmasının bir sonucu, radyasyona daha fazla maruz kalmak, insanlar arasında daha yüksek kanser oranları görülmesine neden olabilir. Radyasyon en temel seviyede hasara yol açar. Hayatın şifresi olan DNA'yı mutasyona uğratır. Dünyanın manyetosferi olmazsa olmaz savunmamızdır. Evrimimiz ve varlığımızın devamı için o kadar vazgeçilmezdir ki neden değiştiğini anlamak için yarış başladı bile. Bilim insanları uzayın milyonlarca kilometre derinlerine bakabildikleri halde dünyanın manyetik alanını hala göremiyorlar. NASA'dan bilim adamı Dr. Mario Acuna'nın basit demonstrasyonu temel yapısını gözümüzde canlandırmamıza yardım ediyor. Dünyanın manyetik alanının nasıl olduğunu gözümüzde canlandırmak için gerçek bir çubuk mıknatıs kullanabiliriz. Bunu bir parça kartonun altına koyacağız. Şimdi de üstüne yavaşça biraz demir tozu serpeceğiz. Okulda demir tozuyla oynadık. Demir tozunu çubuk mıknatısın üstüne serptiğimizde kuzeyden güneye giden bu çizgileri görüyoruz. Bu da dünyanın manyetik alanının coğrafyasını kabaca tanımlıyor. Demir tozları çubuk mıknatısın kuzey ve güney kutuplarında toplanırken, dünyanın manyetik alanı manyetik kuzey kutbundan bir fıskiye gibi fışkırıp tüm gezegeni dolaştıktan sonra manyetik kuzey kutbunda yine yeryüzünün içine giriyor. Bilim insanları yerin 4400 kilometre altında dünyanın derinliklerinden kaynaklandığına inanıyorlar. Buradan tüm gezegeni saran dev bir manyetik koza gönderiyor. Bu da solar rüzgarı engelliyor. Yani güneşten saatte yaklaşık 1,5 milyon kilometre hızla sürekli yağan aşırı sıcak yüklü partikülleri. Maryland Üniversitesi'nden Profesör Dan Lathrop, solar rüzgarın ne kadar güçlü olabileceğini görmüş. Solar rüzgar gelip manyetosferin kavisli koruma kalkanına çarpıyor.
Şeklinin büyük bir iribaşa benzediğini söyleyebiliriz. Böylece radyasyonun büyük bölümü dünyanın yanından geçip gidiyor. Çok azı içeri sızıp kutuplar yakınında atmosfere çarpıyor. Manyetik alanın en zayıf olduğu kutup bölgelerinde gökyüzünde aroralar parlıyor. Renkli ışıkların bu büyüleyici gösterisi, solar partiküllerin atmosferimizdeki gazlara çarpıp parlamalarına neden olmasıyla oluşuyor. Solar rüzgar ne kadar kuvvetliyse aroralar o kadar dramatik oluyor. Güzel olmalarına rağmen aroralar manyetosferimizle ona sürekli saldıran solar radyasyon arasındaki acımasız mücadelenin işareti. Eğer manyetik alan olmasaydı, tüm gezegen doğrudan radyasyona maruz kalırdı. Ancak bilim insanları alarm verici bir keşif yaptı. Dünya doğrudan radyasyon alıyor. Atlantik Okyanusu'nda Brezilya kıyısının hemen açığında manyetik alanın hızla zayıfladığı bir bölge var. Burası Güney Atlantik Anomalisi olarak biliniyor. Yaklaşık 4,5 milyon kilometre kare kadar ve genişliyor. Kozmik radyasyon her gün dünya yüzeyine daha da yaklaşıyor. Bu anomalinin kaynağını tam olarak bilmiyoruz. Ancak sonuçları canlılar için korkunç olabilir. NASA'daki bilim insanları anomalinin teknoloji üstündeki etkisini gözlemliyor. Güney Atlantik anomalisindeki enerji yüklü partiküllerle solar fırtınalar yüzünden oraya ulaşan yeni partiküllerin karışımı hava taşıtlarında iletişim kopukluğuna yol açtı. Anomalinin üstünden geçen uydularda kalıcı hasar oluşabilir. Milyar dolarlık Hubble teleskobundaki önemli aletlerin bu bölgeye girince korunmaları için kapatılmaları gerekiyor. Güney Atlantik üstündeki manyetik alan zayıflamaya devam ettikçe radyasyon gittikçe daha alçak irtifalara ulaşıyor. Bu durum sadece teknolojiden fazlasını etkilemeye başlayabilir. Profesör Peter Olson ilk riskin uçak yolcuları için olacağını düşünüyor. Uzun bir uçak yolculuğu yapıyorsanız manyetik alanın zayıf olduğu bölgelerden geçersiniz. O irtifada artan radyasyon büyük olasılıkla etkiler. Bu telsiz bağlantısını keserek pilotları ve yolcuları tehlikeye atabilir. Bilim insanları Güney Atlantik Anomalisi'nin manyetik alanda küresel azalmanın işareti olduğuna inanıyor. Bunun kanıtları şaşırtıcı bir kaynaktan geliyor. Dr. Mimi Hill, dünyanın manyetik geçmişinin sırlarını aydınlatmak için çömleklerden yararlanıyor. Tarihi çömlekler bize eski atalarımız hakkında bilgi verir. Ancak manyetosferimizin binlerce yılda nasıl değiştiğini de anlatıyorlar. Tarihi çömleklerle yakından ilgileniyorum. Çünkü çömlek pişirildiği zaman dünyanın manyetik alanının nasıl olduğuna dair gerçekten iyi bir kayıt. Kil küçük manyetik partiküller içerir. Demir bazlı bu minerale manyetit denir. Normalde bunlar rastgele durumdadır. Ancak kil yüksek ısıda pişirilirken hareket etmeye başlarlar. Bütün küçük manyetik mineraller dünyanın manyetik alanına aynı doğrultuda dizilirler. Soğuduğu zaman da o durumda kalırlar. Kil soğuyup sertleşince bu mineraller dünyanın manyetik alanından dolayı yeniden manyetize olurlar. Böylece manyetik alanın o andaki gücünü tam olarak kaydederler. Tarihi bir çömlekten küçük bir örnek alıyoruz ve örneği mikrodalga arkeo yoğunluk sistemlerine koyuyoruz. Hill tarihi bir çömlekteki manyetiti ölçüyor. Bu ölçümleri çömleğin pişirildiği dönemde dünyanın manyetik alanının gücünü tam olarak hesaplamak için kullanıyor. Ve evet, mikrodalgaya koyuyoruz. Bu örnekleri son 400 yıllık süreçte yapılmış diğer birkaç çömlekten alınanlarla karşılaştırıyor. We know
Bunun 1640-1670 arasında yapıldığını biliyoruz. Deneyden manyetik alanın yaklaşık %10 daha güçlü olduğunu anlayabiliyoruz. Hill'in araştırması manyetik korumamızın alarm verici bir hızla azaldığını gösteriyor. Profesör Jeremy Bloxam tahmin edilenden 10 kat daha hızlı yok olabileceğine inanıyor. Bir düğmeye basıp dünyanın manyetik alanını kapatabilseydik, yok olması yaklaşık 15 bin yıl sürerdi. Son 150 yılda alanın zayıflama hızını göz önünde bulundurursak, şu andaki oranla 1500 yılda yok olacağını söyleyebiliriz. Dünyanın manyetik alanı hızla zayıflıyor. Bunun sonucunda neler olacağını keşfetmek büyük önem taşıyor. Peki ama ya tamamen yok olursa ne olur? Yanıt, Güneş sistemimizdeki bir başka gezegenden geliyor. Fırlatma başarıyla gerçekleştirildi. NASA 1996'da Mars Global Surveyor'ı fırlattı. Görevi, kızıl gezegenin sırlarını aydınlatmak. İlk aşamaya gelindi. Güneş sistemindeki bütün gezegenler içinde dünyaya en çok benzeyen Mars. Her iki gezegende aynı materyallerden yapılmış. Her ikisinin de sert çekirdekleri, yoğun kabukları ve oldukça benzer atmosfer yapıları var. Bilim insanları Mars'ın yüzeyinin de eskiden dünya gibi suyla kaplı olduğuna inanıyorlar. Ama bu milyarlarca yıl önceydi. Bugün gezegen donmuş bir çöl durumunda. Nedenini öğrenmek için yörüngesinde dönen Mars Global Surveyor kızıl gezegenden veri topluyor. Profesör Ben Weiss, gezegenin geçmişini yeniden yapılandırmak için bu verilerden yararlanıyor. Dünyanın aksine bugün Mars'ta çekirdeğinin oluşturduğu küresel bir manyetik alan yok. Ancak Mars'ın güneyindeki dağlarda yürürseniz, dünyanınki kadar güçlü alanlar görebilirsiniz. Ancak bunlar çok karmaşık. Neredeyse spagetti gibi. Kuzeye değil, her yöne doğru uzanıyorlar. Uydu Mars kabuğunun belli bölgelerinin yoğun biçimde manyetik olduğunu keşfediyor. Bundan Mars kabuğunun yoğun biçimde manyetik olduğu anlaşılıyor. Mars'ın geçmişinde bir manyetik alan olmalı. Manyetize olmuş kayaların nedeninin manyetik bir alanın varlığından kaynaklandığını biliyoruz. Mars manyetik kalkanını neden kaybetti? Ve bunun gezegendeki etkisi ne oldu? Öğrenmek için bilim insanlarının Mars taşlarını analiz etmesi gerekiyor. Mars Global Surveyor örnek toplamak için Mars'a uğramadı. Ancak ben son derece nadir şeyi ele geçirmeyi başardım. Mars meteorları. Mars'tan Dünya'ya doğal yollarla gelen bazı taşlar elimizde. Bunlar bir asteroid veya kuyruklu yıldız çarpması sonucu Mars'tan saçılan meteorlar. Weiss, meteor örneğini özel bir manyetik kalkan odasına götürüyor. Örneği analiz için süper iletken kuantum girişim cihazına, yani bir squid mikroskobuna yerleştiriyor. Bir taşın manyetik alanı son derece zayıftır. Bu yüzden ölçümleri çok zayıf bir manyetik alanda yapmalıyız. Son derece hassas olan bu makine, kayanın manyetizmasını tam olarak ölçüyor. Farklı örnekleri analiz eden Weiss, gezegenin oluşumunun ilk başında Mars'ın manyetik alanını resmediyor. Elimizde 4,5 milyar yıllık bir Mars taşı var. Kısa süre önce o taşın içindeki manyetizasyon kayıtlarına bakarak Mars'ın kabaca bugün dünyanınki kadar güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu anladık. Weiss'ın araştırması Mars'ın hayatının ilk 50 milyon yılında güçlü bir manyetik alana sahip olduğunu gösteriyor. Farklı örneklerde gördüğümüz manyetik alanların çeşitliliği şaşırtıcı. Bu 4,5 milyar yıllık Mars taşı gibi bazılarında, aralarında manyetik olmayan taşların büyük bölgelerin bulunduğu küçük ve münferit manyetik anormallikler görüyorsunuz. Mars'ın manyetik kalkanının neden yok olduğu bilinmiyor. Ancak bunun sonucunda gezegende olanlar sır değil.
Mars manyetik kalkanını kaybettiğinde solar rüzgar ve kozmik radyasyona karşı korumasını yitirdi. Bu da atmosferinin evrimini etkilemiş oldu. Zayıf manyetosfer yüzünden solar rüzgar Mars'ın hassas atmosferini yok etti. Okyanusları buharlaştırdı. Sıcaklık hızla düştü. Ve ilkel yaşam formları öldü. Manyetik alanın yok olması gezegenin evriminde felaket etkisi yarattı. Mars bugün gördüğümüz kızıl gezegen haline geldi. Dünyanın manyetik koruması azalmaya devam ederse aynı kaderimi paylaşacak. Dünyanın manyetik alanı hızla zayıflıyor. Eğer tamamen yok olursa gezegenin sonu Mars gibi olabilir. Dünya ve Mars nasıl farklı evrimlerden geçti? Neden dünyanın hala bir kalkanı olmasına rağmen Mars'ın yok? Aslında şu anda sorun daha çok dünyanın manyetik alanını oluşturan enerjinin nereden geldiğinin açıklanması. Manyetik alanın nasıl ve nerede oluştuğunu tam olarak anlamak için bilim insanlarının dünyanın içini araştırması gerekiyor. Ama bu kolay değil. 3000 kilometre derinde neler olduğuna dair fazla ayrıntı bilmiyoruz. Çünkü oraya bir sonda uzatmak imkansız. Doğrudan sonda uzatılamayacağına göre, bilim insanları dünyanın en güçlü fenomenlerinden birini kullanarak gezegenimizin yapısını inceliyor. Depremler. Sismologlar deprem olmasını bekliyorlar. Japonya'da deprem oldu diyelim. Dünyanın diğer tarafına bir dizi alıcı yerleştirip yeryüzünden geçen sesleri araştırıyorlar. Dikkatle dinleyerek dünyanın içinin haritasını oluşturabilirler. Bilim insanları sismik dalgalar denilen deprem titreşimlerini ölçüyor. Bu dalgalar gezegende düz bir yol izlemiyor. Bu dalgaları dikkatle ölçen bilim insanları, dünyanın soğan gibi belirgin katlardan oluşması gerektiğini anlıyorlar. Kabuk olan üst kat, sadece birkaç kilometre derinliğinde sert kayalardan oluşuyor. Bunun altında daha yoğun, yarı sıvı kayalardan oluşan alt katman var. 2300 kilometre derinde kaynar vaziyette erimiş demir ve nikelden oluşan sıvı dış çekirdek bulunuyor. Bunun içinde ise yaklaşık ay büyüklüğünde ve güneşin yüzeyi kadar sıcak katı bir demir çekirdek var. Bilim insanları manyetik alanı manyetik demir çekirdeğin oluşturduğuna inanıyor. Ama nasıl? İnsanların aklı kolayca karışabiliyor. Büyük ve katı demir iç çekirdeğin sadece 1,5 mıknatıs olduğunu düşünüyorlar. Bu sadece orada donup kalmış sürekli bir mıknatıs ve manyetik alanı yaratıyor. Ancak dünyanın içi çok sıcak olduğundan böyle bir şey olamaz. Isı yeterince artınca mıknatıs çalışmaz. Sürekli mıknatıslar 648 bin derecede çalışmazlar. Öyleyse dünyanın manyetik alanını başka bir süreç yaratıyor olmalı. Daha fazla bilgi edinmek için Profesör Dan Lathrop çok iddialı bir deneye girişiyor. Maryland Üniversitesi'nde ekibiyle birlikte yeryüzü çekirdeğinin yaklaşık 3 metrelik bir modelini yapıyorlar. Neden bazı gezegenlerin manyetik alan ürettiği halde diğerlerinin üretmediğini anlamaya çalışıyoruz. Bu deneyler sayesinde hangi koşullarda oluşup oluşmadığını, neyin tetiklediğini, neden bir gezegenin bazen manyetik olarak canlanıp neden bazen ölü kaldığını anlamayı umuyoruz. Bu kürenin içinde etrafında 13 ton dönen sıvı metal bulunan katı demirden bir top var. Erime noktası daha düşük olduğundan Lathrop demir yerine erimiş sodyum kullanıyor. Dönen bir dış küre var. Yeryüzü çekirdeğindeki demire karşılık içinde sodyum bulunuyor. Dünyanın dönüşünü taklit etmek için iç ve dış çekirdekleri aynı motorlar döndürüyor. Dış çekirdek saniyede yaklaşık 4 tur, iç çekirdek ise saniyede yaklaşık 15 tur dönüyor. Hadi döndürelim.
Başarılı olurlarsa, Lertrop'un deneyi sayesinde manyetik alanımızın nasıl oluştuğunu daha iyi anlayacağız. Dönüyor. Seeing 26 ton metalin ve sıvının dönüşünü yakından görmek ve sesini duymak oldukça yoğun. Böyle olacağına dair hiçbir fikrim yoktu. Dev küre maksimum hıza ulaşınca inanılmaz bir şey oluyor. Dev manyetik çizgiler model çekirdeğin içinden girip çıkıyor. Deneydeki manyetik çizgilerin girip çıktığını göremiyoruz. Ama onları ölçebiliyoruz. Birçok farklı manyetik alan alıcıları yerleştirip girip çıkan, dönen ve değişen manyetik alan çizgilerinin haritasını çıkarabiliyoruz. Bu harika. İç ve dış çekirdekler arasındaki etkileşimler dinamoyu yaratıyor. Bu da güçlü, sabit ve kendine yeterli bir manyetik alan oluşturuyor. Kırmızı, deneyden çıkan manyetik alan düzenlerini, mavi, deneye girenleri gösteriyor. Tahmin ettiğim gibi değil. Lertrop'un mekanik çekirdeği, dünyanın manyetik alanının içindeki jeodinamo tarafından üretildiği yönündeki teoriyi destekliyor. Dış çekirdekteki sıvı metalin hareketi bu işlem için şart. Jeodinamo, dünyanın çekirdeğindeki erimiş sıvı metalin hareketiyle çalışıyor. Mars'ın soğuk çekirdeği manyetik alanını nasıl kaybettiğini açıklayabilir mi? Dünya da Mars'la aynı kaderi paylaşabilir mi? Soğuma devam edecek ve zamanla dünyanın katı iç çekirdeği gittikçe büyüyecek. Bir noktada tamamen katılaşabilir. Hatta dünyanın manyetik kalkanı çekirdek tamamen katılaşmadan önce bile yok olabilir. Güney Atlantik anomalisi dünya çekirdeğinin soğumaya başladığının işareti mi? Lertrop öyle düşünmüyor. İnsanlar dünyanın manyetik alanını sadece kuzey ve güney olarak düşünüyorlar. Kuzeyi gösteren bir pusulanız varsa her şey çok basit. Ancak haritalara dikkatlice bakarsanız manyetik kuzey ile coğrafi kuzeyin aynı olmadığını görürsünüz. Bunun kısmen nedeni manyetik kutbun Kanada'da olması. Manyetik kuzey kutbu gizemli bir yer. Kaşifler ne zaman arasalar farklı bir yerde buluyorlar. Kanada jeolojik araştırmalardan Larry Nuit, Kuzey Kanada'nın buzlu alanlarında yer değiştiren manyetik kuzey kutbun hareketlerini kaydediyor. Manyetik kutbun yerini belirlemek için bir tek gözleme bağlı kalamayız. Kutbun tahmini pozisyonu çevresinde olabildiğince fazla gözlem yapmaya çalışıyorum. Bu yer değiştirme jeodinamodaki hareketliliğin belirtisi. Ancak bilim insanları son birkaç on yılda kutbun daha hızlı hareket ettiğini fark ettiler. Son 100 yılın büyük bölümünde yılda yaklaşık 10 kilometre hareket ediyordu. Ancak yaklaşık 1970'ten beri hızlanmaya başladı. Artık yılda yaklaşık 40 kilometre hareket ediyor. Yaklaşık 50 yıl sonra Sibirya'ya ulaşılabilir. Yer değiştiren kutbun hızlanmasının dünyanın manyetik alanının zayıflamasıyla ilgisi olabilir mi? Profesör Jeremy Blockson bu cevabı arıyor. Manyetik kuzey kutbunun son 300 yıldaki hareketlerini tespit etmek için eski denizcilerin kayıtlarından yararlanıyor. 17. ve 18. yüzyıllarda manyetik alan ticaret gemilerinin ve keşif gezilerinin navigasyonunda önemli olduğundan manyetik alanı çok dikkatli ve sistematik biçimde ölçüyorlardı. Blockson tarihi verileri bilgisayara yükleyerek dünyanın manyetik geçmişinin görüntüsünü yaratıyor. Buradaki model, alanın 300 yıllık süreçte ya da 1690'dan beri nasıl değiştiğini gösterecek. Kırmızı ve turuncu renklerle manyetik alanın çekirdekten çıkarken gücünü gösteriyoruz. Mavi ise manyetik alanın çekirdeğe geri dönerken gücünü gösteriyor. Bilim insanları son 150 yılda dünyanın manyetik alanının toplam gücünde %10 azalma olduğunu ölçtüler.
jeodinamonun aniden durmasından 10 kat hızlı azalıyor. Ancak alanın bazı kısımlarının farklı davranıyor olması çok önemli. 20. yüzyılın başına geldiğimizde Güney Afrika'nın altında bu mavi bölgeyi görüyoruz. Sonra batıya doğru kayıp diğer bölgeyle birleşiyor. Alanın tahminimizin aksi yönüne doğru hareket ettiği çekirdek alt katman sınırında büyük bir alanı kaplıyor. Bluxom'un bilgisayar modeli Güney Atlantik anomalisinde manyetik alanın gezegenin diğer yerlerinden daha zayıf olmadığını, aslında ters kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Güney Atlantik'te, çekirdekte, olması gerekeni değil de aksi yönü gösteren bir bölge var ve gittikçe de büyüyor. Manyetik alanın ters döndüğü yerde normalde dünyanın dışına yansıtılan ölümcül kozmik radyasyon içeri giriyor. 4,5 milyon kilometre kareden fazla olan Güney Atlantik anomalisi Güney Amerika'nın büyük bölümünü kaplıyor. Şu anda radyasyon atmosferin üst tabakasına ulaştığından çoğunlukla hava taşıtlarımızı ve uyduları etkiliyor. Ancak anomali mevcut hızıyla büyümeye devam ederse bir gün bize de ulaşacak. Güney Atlantik'in altında ufukta bir fırtına oluştuğu çok açık. Fırtına daha yeni başlıyor. Eğer büyürse solar radyasyona karşı hayati korumamız küçülecek. Güneş artık dostumuz değil, düşmanımız olacak. Manyetosferimiz yok olursa yüksek enerjili solar radyasyon yavaş yavaş gezegenimizin atmosferini, su ve yaşamı yok eder. Riskler fazla. Geleceğe hazırlanabilmek için geçmişe daha yakından bakmalıyız. Fırlatmaya 15 saniye. 12, 11, 10, 9. Ateşleme sistemi başlatıldı. 20 Temmuz 1969. Neil Armstrong, Ay'a ayak basan ilk insan oldu. Bu, insanlığın en büyük başarılarından biriydi. Ancak bu görev sırasında Armstrong ve yardımcı pilotu Buzz Aldrin, Apollo 11 modülünün karanlık ortamında ışıklar gördüler. İlginç ama gözlerini kapattıklarında bile ışıkları görüyorlardı. Dünyaya döndüklerinde gördüklerini bildirdiler. NASA'daki bilim insanları şaşkındı. 6 yıl sonra bu ışıkların uzay aracına ve ekibin gözlerine giren yüksek enerjili yoğun kozmik ışınlardan kaynaklandığı sonucuna vardılar. Protonlar ve elektronlar var. Bunlar çok yüksek enerjiyle parçalanıp güneşten saçılan atomlar. İnsanlı uzay yolculuğunda, manyetosferin dışındaysanız ve büyük bir solar fırtına varsa, yüksek miktarda radyasyon vücudunuzdan geçer ve ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Bu partiküller, manyetosferin Wall-Allen kuşağı denilen bölgesinde birikebiliyor. Astronotlar için gerçek bir tehlike oluşturuyorlar. İlginç ama en az 39 astronotun gözlerinde bu tehlikeli radyasyona maruz kaldıktan 4 ya da 5 yıl sonra bir çeşit katarakt oluştu. Koruyucu manyetik kalkanımız zayıfladıkça yaşam riski artıyor. Profesör Gary Glassmeyer, dünya manyetosferinin daha ne kadar zayıflayacağını öğrenmek istiyor. Dünyanın manyetik alanının inanılmaz bir bilgisayar modelini yaratıyor. Dünyanın geçmişte ürettiklerinin ya da şu anda yaptıklarının tamamen aynını tekrardan üretemeyiz. Bizim yapmaya çalıştığımız modelin oldukça benzer bir şey simüle etmesini sağlamak. Glassmeyer bilgisayar modelini sürekli çalıştırıyor. Bir yıllık gerçek zaman, 100 bin yıllık simülasyon zamanını temsil ediyor. Manyetik alanın 1000 yılda nasıl değiştiğini gözlemliyor. Simülasyon sürecinin yaklaşık 36 bininci yılında tuhaf bir şey oluyor. Birkaç hafta sonra geri döndüğümde sonuçlara baktım ve ters döndüğünü fark ettim. Heyecan vericiydi.
Latmayer'in deneyi manyetik kuzey ve manyetik güneyin yer değiştirdiğini gösteriyor. Bu model dünyanın yüzeyi. Bu modelde çekirdeğin yüzeyi. Alan burada içe, buradaysa dışa yönlendiriliyor. Alan çekirdeğin üstünde çok daha karmaşık. Şimdi dönüşüm oluyor. Alan şimdi orada dışa, buradaysa içe yönlendiriliyor. Glatzmeier'in modeli, manyetik kutupların çekirdek içindeki karmaşık işlemle eş zamanlı olarak yer değiştirdiklerini gösteriyor. Pusulanın kuzey kutbuna çok yakın bir yeri gösterdiği ve böylece yolculuk yapabileceğimiz fikrine çok alışığız. Ancak geçmişte pusulanın tam aksi yönü göstereceği dönemler var. Glatzmeier'in araştırması, bu değişimlerden önce ve sonra manyetik alanın gücünde azalma olduğunu da düşündürüyor. Bu durum, manyetik alanın şu anda Güney Atlantik'in altında neden en zayıf olduğunu açıklıyor mu? Manyetik kutuplar yer değiştirmek üzere mi? Yer değiştirmeye hiç tanık olmadığımızdan nasıl olduğunu bilemeyiz. Ama tahmin edebiliriz. Manyetosfer baloncuğunu yok edeceği neredeyse kesin. Baloncuğu içe doğru, dünya yüzeyine doğru itebilir. Eğer bu manyetik alan değişiminin başlangıcıysa, gezegenimiz önümüzdeki binlerce yıllık süreçte gittikçe artan miktarda kozmik radyasyona maruz kalacak demektir. Dünyanın manyetik alanlarının rastgele değişimi şimdiye kadar sadece bilgisayarda görüldü. Ama kesin kanıt için bilim adamları Hawaii'nin volkanik adalarına yöneliyor. Tarih öncesinden kalma bu lavın içinde dünyanın milyonlarca yıl geriye uzanan el değmemiş manyetik alan kayıtları var. Profesör Emilio Herrero Berbera, dünyanın manyetik geçmişine dair ipuçları arıyor. Buraya gelmemizin nedenlerinden biri de oldukça ince lav akıntılarını incelememiz. Bu lav akıntısının sınırını görüyorsunuz. Bu da başka bir sınır. Burada başka bir tane görüyorsunuz ve bir tane daha. Bu inanılmaz dizilim lav akıntılarını gösteriyor. 300-400 akıntıdan söz ediyoruz. Bu adanın volkanlarından çıkan erimiş lav milyonlarca yıldır birikiyor. Lav denize akınca hızla soğuyarak dünyanın manyetik alan gücünün görüntülerini oluşturuyor. Herrero Berbera farklı lav örneklerini analiz ederek alanın nasıl değiştiğini insanların ortaya çıkmasının çok öncesinden başlayarak resmetti. Aslında dünyanın manyetik alanına dair yüzlerce, binlerce yıllık kayıtlar var. Dünyanın manyetik alanına ilişkin bilmemiz gereken bu. Kayanın daha alt katmanları Herrero Berbera'yı sırasıyla zamanda geriye götürüyor. Bilgileri deşifre edebilmek için tarih öncesinden kalma lavdan örnek alıyor. Örnek, alan gücünün nasıl değiştiğini göstermenin yanı sıra başka bir önemli bilgiyi de ortaya koyacak. Örneğin alındığı yeri dikkatle not ediyor. Şimdi sahadan aldığımız örnekteki manyetizmayı ölçeceğiz. Örneği laboratuvarda manyetometreyle analiz ediyor. Çömlek gibi lav da manyetit içerir. Soğuduğunda manyetit partikülleri küçük pusula ibreleri gibi dünyanın manyetik alanını göstererek hem gücünü hem de yönünü kaydederler. Bu örnekteki manyetit bugünkü manyetik kuzeyi gösteriyor. Bu örnek sahanın normal kutuplaşmayla özdeşleştiği son 700 bin yüzyılda yerinde duruyordu. Ancak daha eski örneklerde inanılmaz bir şey keşfediyorlar. Manyetik partiküller kuzeyi değil güneyi gösteriyor. Bunlar manyetik kutbun şimdikinin aksi olduğu dönemden kalma.
Değişim aslında lav akıntılarına kaydedilmiş. Manyetik alanın bir kutuptan diğerine dönüşmesini aslında bir dizi veriden görebildim. Binlerce lav örneğini inceleyen jeofizikçiler, dünyanın manyetik alanının son 20 milyon yılda 18 bin kereden fazla yer değiştirdiğini keşfettiler. Bu değişimlerin her iki tarafında son derece manyetik uzun güç kaybı süreçleri bulunuyor. Bu değişim işleminde manyetik alanın yoğunluğu önemli ölçüde azalıyor. Bu dünya tarihinde defalarca oldu. Bildiğiniz gibi dünya 4,5 milyar yaşında ve bunun yaklaşık birkaç yüz bin yılda bir olduğunu söylüyorum. Yıllar süren araştırmalar son değişimin 780 bin yıl önce olduğunu gösteriyor. Manyetik değişim olasılığının neden bu kadar yoğun ilgi çektiğini anlamak kolay. Son manyetik değişim 1 milyon yılın 3'te 2'sinden uzun süre önce gerçekleşti. Yani bir yenisi gecikmiş durumda. Bu nedenle soru yeni bir değişimin olup olmayacağı değil, ne zaman olacağı. Artık çoğu bilim insanı Güney Atlantik anomalisinin küresel manyetik alan değişiminin başlangıcı olduğuna inanıyor. Manyetik alanımızın güç kaybı azalacak. Bunun da canlılar için ciddi sonuçları olacak. Söz konusu olan radyasyonun DNA, RNA ve hücre yapısına zarar verdiği biliniyor. Ciddi bir kanser nedeni. Dünyadaki manyetik alan değişimleri oldukça nadir ve düzensiz. Ancak en yakınımızdaki yıldızda çok daha sık oluyorlar. Güneş'in manyetik alanı her 11 yılda bir düzenli olarak yer değiştiriyor. Oysa Dünya'nın jeomanyetik alanı uzun süre sabit kaldıktan sonra aniden değişiyor. Güneş'in manyetik alan kaynağı Dünya'nınkiyle tamamen aynı olmamasına rağmen bilim insanları yine de yakından inceliyorlar. Biraz farklı ortamlarda, çok farklı dinamolar aynı kurallarla çalıştığından, ikisini de inceleyip karşılaştırarak her iki olasılık hakkında da daha fazla bilgi ediniyoruz. Manyetik döngü sırasında Güneş'in faaliyetleri periyodik olarak değişiyor. Her 11 yılda bir solar maksimum dönemine giriyor. Solar faaliyetin 11 yıllık döngüsünde çok fazla solar fırtınanın olduğu zirve noktalar var. Şu anda Güneş biraz dinleniyor. Ancak yaklaşık 4 yıl içinde yeniden solar maksimum başlayacak. Büyük fırtınalar ve patlamalar olacak. Güneş'in faaliyetleri 2012'de zirveye çıkacak. 3 yıl boyunca biriken manyetik enerji karanlık güneş lekeleri üretecek. Solar patlamalar ve kasırga gücündeki solar rüzgarlar artacak. Hemen her solar maksimumda bazı uydular ölüyor. Son solar maksimumda Kuzey Amerika elektrik sistemi bozuldu. Bir fırtına sırasında büyük bir bölge karanlıkta kaldı. Bunlar küçük ve önemsiz fırtınalar değildi. Dünyanın manyetik alanı zayıflamaya devam ediyor. Yakında yoğun solar bombardıman yüzünden kesilen sadece elektrik olmayabilir. Beklenen manyetik alan değişiminin insanlık üstünde radikal bir etkisi olacak. Ancak bazı canlı türleri için de tehdit oluşturacak. Dr. Richard Holland, yarasaların yönlerini bulmak için sonarın yanı sıra dünyanın manyetik alanından da yararlandıklarını keşfetti. Holland, kutupların yer değiştirmesiyle navigasyonlarının nasıl etkileneceğini öğrenmek istiyor. Princeton Üniversitesi saha istasyonundaki bu samanlıkta yarasa yakalıyoruz. Ve dünyanın manyetik alanı konusunda manipüle ediyoruz. Yani dünyanın manyetik alanını tespit etmelerini sağlayan duyu hücrelerini engelliyoruz. Hall'ın belli yarasaları bu yayın içine koyuyor. Yay çok kısa ve zararsız bir titreşim veriyor.
Bu da yarasaların doğal pusulasını bozuyor. Ve bom! Titreşim başladı. Yani manyet izi edildi. Duyu hücrelerindeki polarizasyonun ters döndüğünü umuyorum. Bakalım bırakınca nereye gidecek? Onları yaklaşık 35 kilometre kuzeye götürüp salıyoruz. Ve eve dönmeye çalışırlarken izliyoruz. Gidiyor, tamam. Hallen, manyetik titreşimin eve dönme duyularını nasıl etkileyeceğini görmek istiyor. Yarasalar yaklaşık 60 dakika içinde samanlığa geri dönüyor. Ancak duyuları yönlendirilenler ne yapacak? Evet, işte gitti. Kuzeye doğru gidiyor. Bu yarasanın kutbu değiştirildi. Manyetik pusulası bozuldu. Yanlış yöne gidiyor. Ama sonunda düzelecek ve yuvasına geri dönecek. Yarasanın geri dönmesi birkaç saat sürüyor. Hallund, yarasaların dünyanın manyetik alan çizgilerini hissettiklerini düşünüyor. Böylece manyetik alan ters çevrildiğinde baş aşağı tutulmuş bir haritaya göre yolculuk yapıyor gibi oluyorlar. Yanlış yöne gitmeleri kaçınılmaz oluyor. Hayvanların manyetik alanı kesinlikle pusula. Ve belki de harita olarak kullandıklarına dair çok açık davranış biçimi verileri var. Ancak manyetik kutuplardaki değişimler sadece yarasaları etkilemiyor. Balinaların karaya vurması 10 yıllar boyunca bilim insanlarını şaşırttı. Ancak 1980'de biyologlar, balinaların karaya vurduğu yerle deniz tabanındaki ani manyetik anormallikler arasında bir bağ olduğunu fark ettiler. Zayıflayan bir manyetik alan, balina sürüsünün liderinin doğal GPS'ini yanlış okuyup diğerlerini tehlikeli sığ sulara yönlendirmesine neden olabiliyordu. Hayvanların manyetik alanı kullanarak yerlerini belirlemelerini potansiyel olarak etkiliyor olabilir. Dünyada hayat başladığından beri hayvanlar dünyanın manyetik alanını kullanarak yönlerini tespit ediyorlar. O yüzden manyetik alansız bir hayat düşünmek zor. Manyetik kutupların yokluğu biz de dahil birçok tür için felaket olabilir. Dört buçuk milyar yıl önce dünya oluştuğundan beri manyetik alanı binlerce kez dönüştü. Bilim insanları bir sonraki dönüşümün yakın olduğuna inanıyor. Kesin zamanı belirlemek için yarış sürüyor. Avrupa Uzay Ajansı 2010'da Swarm'u fırlatacak. Görevi, dünya manyetosferinin dakikası dakikasına kesin haritalarını çıkartıp gelecekteki faaliyetlerini tahmin etmek. Danimarka Ulusal Uzay Merkezi'nden Profesör Niels Olsen bu görev üstünde çalışıyor. Swarm'un ardındaki yeni ve heyecan verici fikir, 3 uydumuzun olması. Daha yüksek irtifada 530 kilometrede bir uydumuz, yaklaşık 430 kilometrelik irtifada da bir çift uydumuz bulunması. Bu ikiz uydular yeni nesil manyetometrelerle donatılmış. Bunlar alan gücündeki en küçük değişimleri tespit etmenin yanı sıra kutupların yer değiştirdiği yeni bölgeleri de tanımlayacaklar. Birkaç yüz kilometre yüksekte dolaşan uydularla manyetik ölçümler yapabilmemiz ve yeryüzünün içi hakkında bir şeyler söyleyebilmemiz bence inanılmaz. Yaklaşık 3000 kilometre derindeki erimiş demir nasıl hareket ediyor? İnanılmaz değil mi? Bilim insanları bu uydular sayesinde manyetik kutupların ne zaman yer değiştireceğini tespit etmeyi umuyor. Bu sayede hayatlar bile kurtarılabilir. Bence önümüzdeki 10 ila 20 yılda dünyanın manyetik alanının nereye gittiğini önceden bilecek bir bilim geliştirebiliriz. Sonra bunu uydu gönderenlerin plan yapması için araç olarak kullanabiliriz. İnsanlı uzay uçuşlarında araç olarak kullanabiliriz. Kaçınılmaz bir değişimle başa çıkabilmek için gerekli teknolojileri geliştirmekte kullanabiliriz. Dönüşüm yaklaşırken manyetik alanımız zayıflamaya devam edecek
ve kozmik radyasyon dünya yüzeyine gittikçe daha fazla yaklaşacak. Dünyanın manyetik alanının zayıflaması, dünyadaki yaşamı bazı bakımlardan kötü etkileyeceği halde, bu gibi durumlarda hayatta kalmanın bir yolunu bulmuş. Öyleyse insan ırkının devamını güvenceye almak için ne yapmalıyız? Geodinamo için doğrudan yapabileceğimiz çok az şey var. İstediği gibi hareket edecek. Ancak artık uydular sayesinde daha yakından inceleme fırsatımız var. Belki akılcı bir tahminde bulunabilirsek, en azından insan neslinin uyum sağlama şansı olabilir. Hayat değişecek. Dünya daha ölümcül radyasyona maruz kalacak. Dünyanın zayıflamakta olan savunmasının tek görsel işareti gökyüzünde olacak. Büyük olasılıkla kürenin her tarafında, hatta ekvator bölgelerinde ve daha önce hiç görmediğimiz yerlerde gökyüzüne serpiştirilmiş auroralar göreceğiz. Manyetosfer dünyanın tüm evrimini şekillendirdi. O olmasa bildiğimiz hayatta olmazdı. Gezegenimiz çıplak kalırdı. Bizi solar fırtınaların etkilerinden koruyor. Bin yıllık süreçte polarizasyonu defalarca değişmesine rağmen insanlık henüz var olmadığından buna tanıklık etmedi. Dünyanın manyetik alanının ters dönmesi bütün yaşamı etkileyecek. Ancak bilim insanları geçmişteki dönüşümlerde kitlesel yok olmalar gerçekleştiğine dair henüz kanıt bulamadı. Uyum sağlarsak hayatta kalabiliriz.